Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için 10 dakikada hazırlayabileceğiniz kıyır kıyır mayasız dereotlu poğaça tarifini hazırlıyorum. Yapımı oldukça kolay ve zahmetsiz, üstelik çok da lezzetli. Ne zaman canınız poğaça isterse bu tarifi hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenize önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Ardından 1 adet yumurta ve 1 çay kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra şöyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Yumurta ve yoğurt tamamen birleşene kadar karıştırdıktan sonra üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Son olarak bir yemek kaşığı sirkeyi de ilave ettikten sonra 3 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu arada lütfen unu kontrollü ekleyelim. Yumuşak bir hamur olmalı. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yarım demet dereotunu da ince ince kıydım ve hamurun içerisine ilave ettim. Spatula içerisinden çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurun yumuşaklığını sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık kıvama geldi. Hemen biraz daha toparladıktan sonra bezeler haline getireceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamuru toplamda 12 eşit parçaya ayırıyorum. Hafif parmak uçlarımla bastırarak minik minik bezeler haline getireceğim. Arasına beyaz peynir kullanmayı tercih ettim. Sizler kaşar peyniri, sade bir şekilde veya lor peyniri de kullanabilirsiniz. Bir de yakından göstermek istiyorum. Bezeyi şöyle hafifçe parmak uçlarımla büyüttüm. Arasına beyaz peynir ekledikten sonra sıkı bir şekilde kapatıyorum. Tüm bezelere aynı işlemi uygulayalım. Oldukça kolay ve pratik. Hemen saniyeler içerisinde hazırlayabilirsiniz. Sıklıkla yapmış olduğum bir tarif. Genellikle çocuklarımın beslenme çantasına hazırlıyorum. Kahvaltı sofralarınızda, misafir sofralarınızda da hazırlayabilirsiniz. Açıklamalar kısmına tüm malzemelerimi ekliyor olacağım. Bana güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Tüm poğaçaları hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine diziyorum. 1 adet yumurta sarısını çok güzel bir şekilde çırptım ve fırça yardımı ile poğaçaların üzerine sürüyorum. Çok güzel kızarabilmesi için her tarafına kıyısına köşesine bol miktarda yumurta sarısından sürelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik ayarda altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir, değişkenlik gösterebilir. Çok fazla süre zarfı vermek istemiyorum. Yaklaşık 30 dakika içerisinde pişecektir. Poğaçalar artık pişti. Fırından aldım. Görmüş olduğunuz gibi üzerleri nar gibi kızardı. İlk sıcağı geçtikten sonra hemen servis için hazırlıyorum. poğaçaların altını üstünü şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem piştiler. 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğimiz mayasız ve katı yağsız en güzel en lezzetli poğaça tarifi diyebilirim. İçerisine eklemiş olduğumuz bir yemek kaşığı sirke sayesinde poğaçalar kıyır kıyır olacaktır poğaçanın bir de iç dokusunu sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. Tek kelimeyle muhteşem oldu diyebilirim. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz tariflerimi sosyal medyada paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Yine sizlerle birlikte tadına doyumu olmayan enfes bir poğaça tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.